Otobüsten gelen örneği analiz ettim. Naylon poşet kalıntısıymış. Çıklar. Pantolonun üzerinde de idrar lekeleri var. Zavallı. Korkudan altına yapmış olmalı. Battaniyenin üzerinde de idrar var. O zaman sokakta yatarken mi yapmış? Öyle görünüyor. Bir Allah'ın kulu da gidip yardım etmemiş değil mi? Tişörtünün üzerinde de parmak izi tespit ettim. Ama eşleşme bulamadım. Kesin katile aittir. Pantolonunun cebinden de bu çıktı. Gökşun oyun salonu. Bir şey çıkabilir. Kim bilir nerededir o oyun salonu. Bakacağız. Bakırköy'dekilerden aramaya başlarız. Bir de... cebinden bu çıktı. İyi misin? Niye böyle oluyor ki? Ne bileyim Zeynep ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de anlayamıyorum. Baksana her şey daha kötüye gidiyor. Ya ne günah var ki bu çocukların? Hacettepe ve İstanbul Tıp Fakültelerinde gerçekleştirilen araştırmalar... her 10 sokak çocuğundan 9'unun sigara, 7'sinin tiner tutkal ve veya esrar, 6'sının alkol, 4'ünün ekstazi, 3'ünün eroin ya da morfin kullandığını, yarıdan fazlasının cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve AIDS hakkında hiçbir bilgisinin bulunmadığını ortaya koymuştur. Belki anahtarlığın üstündeki fotoğraftan çıkarabiliriz ailesini. Oradaki çocukların en büyüğü 7-8 yaşında. Demek ki 4-5 sene önce çekilmiş süresi. Annesini babasını teşhis eden birileri çıkabilir. Bakalım bilişim bir şeyler bulabilecek mi? Göksu'nun oyun salonu. Arkadaşlar araştırmaya başladı. Anahtarlığı bilişime gönderdiniz mi? Zeynep halletti. Kayıp başvuruları ne durumda? Bir şey yok. Çocuğun fotoğraflarını diğer şehirlere gönderdik. Belki oradan bir şey çıkar. Süre uzadıkça bulunmaları da zorlaşıyor. Sürekli büyüyorlar tabii. Bize gönderiyorlar 6 yaşındaki fotoğrafını. Aradan 3 sene geçiyor. Çocuk oluyor 9. Tanı tanıyabilirsin. Hep söylüyorum, kızıyorlar. Fotoğrafları bir birimin devamlı bilgisayarla yaşlandırması gerek. Belki çocuk kayıp değildir. Yani aile içi şiddete falan maruz kalmıştır. Öyle bir şey olamaz mı? Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Ancak bu kadar büyütebildik. Ne okulu? Kızın üzerindeki üniformadan mı bahsediyorsunuz? Evet. Atatürk İlköğretim Okulu. Oho arkadaş, kim bilir kaç tane vardır İstanbul'da. Armayı araştırdık komiserim. Okul Nişantaşı'ndaymış. Süpersiniz, tamam. Esin Korman, 43 yaşında, okul müdüresi. Tanıdım tabii. Yeni, bu sene okula başlamıştı. Birinci sınıftan olacak. Adı Didem, Didem. Bir saniye. Bak işte, Didem Özturhan. Ailesinin adresi vardır herhalde, alabilir miyim? Tabii, hemen vereyim. Kim o? Polis. Bir şey mi vardı? Beril Özturhan, 40 yaşında, ev hanımı. Üzerinde sizin fotoğrafınız olan bir anahtarlık bulduk. Sonunda yakaladınız mı çocuğu? Anlamadım, pardon? Çalınan çantam için gelmediniz mi? Sizin çantanız mı çalındı? Evet, 2 ay oluyor. Anahtarlık da çantamın içindeydi. Onun için gelmediniz mi? Bu çocuk mu çaldı çantanızı? Bilmem, yüzünü görmedim. Çantamı buldunuz mu? Hayır, üstünden sadece anahtarlık çıktı. Sormadınız mı? Maalesef. Çocuk öldü.
anlayacağınız çocuk kapkaççıymış. Şimdi işin rengi belli olmaya başladı. Anahtarlığı kendine saklamış. Bir de niye acaba? Şuna baksana. Anne, baba, çocuklar. Ne kadar mutlu bir aile. Özenmiş değil mi? Çetenin birinin eline düşmüş olabilir. Çocuk şubeyle konuşalım. O bölgedeki çeteleri bilir onlar. Tamam, ben hallederim. Diyarbakır'da çocuğu tanıyan biri çıktı. Bir öğretmen bir yıl önce kayıp başvurusunda bulmuş. Bizim çocuk mu? Öyle gözüküyor. Çocuğun adı Baki Demir. Ya ailesi? Babasıyla konuştum. Babası hocanın kafasına göre ihbarda bulunmuş. Çocuk dayısıyla beraber diyor. Dayı İstanbul'daymış yani. Aynen öyle. Bu akşam İstanbul'a geliyorlar. Tamam Selim, sen çocuk böyle görüş. Biz de şu dayıyı ziyaret edelim. Tamam, başla. Hadi bakalım. Yoksulluk, iç göç, aşırı nüfus artışı, aile içi fiziksel ve cinsel şiddet gibi nedenler yüzünden sokağa itilen çocuklarımız örgütlü suç çetelerinin eline düşüyor. Fuhuş dahil suça itiliyor. Tıpkı 10 yıl önce uyuşturucu tehlikesini görmezden geldiğimiz gibi çocuk fuhuşunu ciddiye almıyoruz. 2011 başlarında çökertilen küçük erkek çocukları eşcinsellere pazarlayan örgüt, buzdağının sadece görünen tepesi.